Evet herkese merhaba arkadaşlar. Batıyorum'a hoş geldiniz. Yine farklı bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin formatlarını değiştirmişti. Ve yeni formatları nasıl olacağını da yine kanalımızda paylaşmıştık anlatımlı olarak. E, bu sefer farklı bir video ile karşınızdayız. Çünkü artık playoff turu aşaması bitmek üzere ve Cuma günü itibariyle e, yeni kurallar çekilecek ve lig aşamasıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takımlarımızın rakipleri belli olacak. Biliyorsunuz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için uğraş veriyor. Umarız gruplara kalacak. Fenerbahçe Avrupa Ligi gruplarında Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kalmak için playoff oynayacak. Hala da 3 takımımızın Avrupa'da e, önümüzdeki yıl lig aşamasında olacağı kesin. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kesin. Galatasaray Şampiyonlar Ligi yapabilir. E, Beşiktaş ise Konferans Ligi gruplarında olmayı Garantilediği Avrupa Ligi play oynayarak hemen videomuza geçmek istiyorum. Bu videoda kura sistemini anlatacağız. Çünkü kura sistemi ilk kez uygulanacak. Çok farklı bir kura sistemi olacak. Ve onlardan size bahsetmek istiyorum. Çünkü bu heyecana yalnızca e, iki gün kaldı. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi kuralları var. Cuma günü ise Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin kuralları var. Evet Şampiyonlar Ligi'nde 9'ar takımlı 4 torba olacak. Kura çekiminde bu nasıl belli olacak bu takımların torbaları biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Avrupa e, kulüpler sıralamasında bu coefficient ranking dediğimiz sıralamaya göre en yüksek puanı alan e, takımlar en yüksek torbalı olacak. Burada sadece tek bir istisna var. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni geçtiğimiz sezon kazanan takım her türlü birinci torbanın birinci takımı olacak. Sonrasında... Diğer 8 takım ilk torbayı oluşturacak ve yine coefficient puanına göre ikinci, üçüncü, dördüncü torbalar yer alacak ve 9'arlı olacak bu torbalardan sonra 36 takım için kura çekim aşamasına geçilecek. Nasıl kura çekilecek onu anlatmak istiyorum. Burada lig aşamasında biliyorsunuz demin de söylediğim gibi 36 takım olacak. 9'ardan 36 takımın olacağı 4 torba. Kura çekimi nasıl yapılacak bunu tekrar paylaşayım sizle. Şimdi eskiden biliyorsunuz tüm kuralar kurallar elle çekiliyordu. Fakat bu sefer artık yazılım devreye girecek. 9 takımlı ilk torbadaki yer alan e, takımlar için bir torba kişilerin önüne gelecek. UEFA yetkilerin önüne gelecek. Manuel olarak oradan yapılacak kura çekimde bir takım belirlenecek. Birinci torbanın bir takım belirlenecek. Bu takımın rakiplerini yani oynayacağı takımları ise yazılım belirleyecek. Yani bir, tak, İlk torbada örnek veriyorum Real Madrid çekildikten sonra Real Madrid'in oynayacağı takımları yazılım belirleyecek. Tabii ki belli kurallara göre bunu belirleyecek. Burada nasıl olacak biliyorsunuz her takım hangi torbada olduğuna bakılmaksızın kendisinin hangi torbada olduğuna bakılmaksızın 4 farklı torbadaki 2 takımla işleşecek. Hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi için böyle. Yani bu anlattığım şeyler bugün itibariyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için geçerli. Burada ee, her torbadan iki takımla eşleşiyorsunuz. Yine bilgisayar sizin rakipleriniz belirlediği gibi bu iki to aynı torbadan seçtiği iki takımdan hangisiyle içeride hangisiyle deplasmanda oynayacağınızı da belirliyor. Çünkü biliyorsunuz 8 maç yapacak takımlarımız Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ve bu 8 maçı 8 farklı takımla oynayacağız. Dolayısıyla hangi takımla içeride hangi takımla dışarıda oynayacağımızda yine yazılım rakipleri belirlerken tespit etmiş olacak. Ee, burada işte birinci torbada, ikinci torbada, üçüncü torbada ve dördüncü torbadaki rakipler belli olacak. Bu da şunu getiriyor aslında. Eskiden biliyorsunuz olduğunuz torbadan rakiplerle oynamazdınız. Ve ne kadar yüksek bir torbada olursanız ee, oradaki o güçlü takımlardan kaçmış oluyordunuz. Fakat şimdi birinci torbada yer alan dünya devleri de iki kere birbirleriyle maç yapacaklar. Ve bu da Şam Şampiyonlar Ligi'nin ve Avrupa Ligi'nin izlenirliğini çok yüksek seviyede arttırmış olacak dediğim gibi burada e, her takım için tek tek torbadan çekilecek takımlar ama rakiplerini yazılım belirleyecek orada tamamen bilgisayara kalacak iş Tabi bu birazcık daha şüpheci durumlar oluşturabilir fakat UEFA burada çok net bir şekilde tüm denetime açık olduğunu sisteminin ve bağımsız denetçiler tarafından denetleneceğini de aktardı yaptığı basın açıklamasıyla Peki bu 8 rakip nasıl belli olacak burada hemen söyleyelim bu 8 takım belirlenirken, 8 rakip belirlenirken diyelim İspanyol bir ilk e, kura'dan Real Madrid çekti e, UEFA yetkilisi. Real Madrid'in 8 rakibi belirlenirken burada İspanyol ekibi İspanyol ekibiyle karşılaşamıyor. Yani 8 maçın hiçbirinde bir İspanyol ekibiyle oynamıyor. Fakat şu olabiliyor. Gördüğünüz gibi burada 2 tane İngiliz bayrağı var. Bir takım aynı ülkeden maksimum olarak iki takımla karşılaşabiliyor. Yani Real Madrid, Manchester United ve Manchester City ile karşılaşabilir ama aynı anda Liverpool'da bu 8 rakibi arasında olamıyor. İki tane kısıtlama var. Kendi ülkesinin takımıyla karşılaşamıyor ve bir başka ülkenin sadece iki takımıyla karşılaşabiliyor takımlar. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kura çekim sistemi bu şekilde oldu lig aşaması için. Fakat geçelim diğer turnuvaya. 6 şart takımlı 6 torbadan oluşan konferans ligi nasıl olacak? Bu da 6 alt, şart takım var ve altı torba var. E, Trabzonspor ve Başakşehir için umarız rakiplerini geçerler. Çünkü çok çok önemli burada bu takımlarımızın da olması. Aynı kurallar yine var. Sadece iki farklı e, aynı ülkenin iki takımıyla oynayabiliyorsun ve kendi ülkenin takımıyla oynayamıyorsun. Yani Trabzonspor Başakşehir maçının oynanmayacağı kesin. Bu altı torba e, şöyle eşleştiriliyor. Birinci ve ikinci torbadan bir eşleşme yapılıyor. Üçüncü ve dördüncü torbadan bir eşleşme. Beşinci ve altıncı torbadan bir eşleşme. Her bir torbada bir rakibimiz seçilecek. Yine nasıl seçilecek? Torbadan takım seçilecek. Bunu UEFA yetkilisi seçecek. Ekrana gösterecek. Fakat rakibini yazılım belirleyecek. Ve hangi rakibiyle içeride, hangi rakibiyle dışarıda oynayacağı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin farklı şekilde bunlara göre farklı olarak bir veya iki torbadan biriyle içeride biriyle dışarıda oynayacaksınız. Yani birinci torbayla deplasmanda oynayıp ikinci torbayla içeride oynayabileceğiniz gibi birinci torbayla içeride oynayıp ikinci torbayla da deplasmanda oynayabilirsiniz. Yine 3, 4 ve 5, 6. torbalarda aynı şekilde olacak. Yine takımlarımız günün sonunda ilk önce ilk 24'de kalmaya çalışacak tüm turnuvalarda. Ve son olarak bu muazzam heyecanı ne kadar kaldı? Çünkü gerçekten Uyafa da çok burada büyük bir e, heyecanla bekliyor kura çekimlerini. Çünkü çok farklı ve ilk kez yapılacak. Eminim çok fazla sayıda profesi de yapılmıştır bunların. Şampiyonlar Ligi'nde, Devler Ligi'nde, umarız Galatasaray'ın da içinde olacağı Devler Ligi'nin kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü saat 19'da yapılacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve umarız turu geçerse Beşiktaş'ın e, 8 farklı rakibinin belli olacağı kura çekimi 30 Ağustos'ta ve saat 14'te yapılacak. Ve belki de Türkiye'nin ülke puanı açısından en kritik iki takımının yer alacağı Trabzonspor ve Başakşehir'in yer alacağı. Çünkü eğer onlar playoff turunu geçemezse otomatik olarak temsilci sayımız düşecek ve yapılacak 12 muhtemel maçtan ve 12 muhtemel puan kazanılması ülke puanına katkı yapılması maçtan mahrum kalmış olacağız. ...konferans ligi yani Trabzonspor ve Başakşehir'in de play geçerse olacakları konferans ligi kura çekimi de... ...yine UEFA Avrupa Ligi ile aynı tarihte 30 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da yapılacak. Tüm takımlarımıza büyük başarılar ve kura şansı diliyoruz. Şimdiden umarız 5 takımımızla Avrupa'da temsil edildiğimiz bir yılı geride bırakırız. Son olarak bu videoları çekerken verdiğimiz emeği takdir etmeniz için... Beğenileriz bize çok büyük destek oluyor. Abonelik ve yorum desteğiyle de kanalımızın büyümesine çok büyük bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Tekrar hepinize tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza Avrupa'da tarih yazdıkları bir yıl diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.